Tercih ederseniz edin ama sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Neler oluyor Şanlıurfa'da? Mesela bir muhtar gidip evine sandık kurabilir mi? Kuramaması lazım. Kuramaması lazım değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, aynı zamanda bir hukukçu Ali Mahir Başarır. Ali Mahir Başarır, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilmiyorum sesim nasıl, görüntü nasıl. Zor şartlarda Siverek'te yayın yapıyorum. Çünkü sabah saat 8'den itibaren kırsalda köyleri gezdik. Ancak yayın için bir ev bulabildik böyle zor şartlarda. Evet, burada seçim çok zor geçiyor. Duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar, Ali Mahir Bey'in biraz sesini yükseltebilir misiniz bize? Ali Mahir Bey, Siverek'te ne oluyor? Siz bir paylaşım yaptınız. Dediniz ki burada bir sandık kuruldu bir muhtarın evine. Nasıl olabilir bu? Evet, çünkü o köyde okul yok, köy evi yok. Yüksek Seçim Kurulu o köyün sağlıklı bir şekilde oy verebileceği, kullanabileceği bir yeri belirtmemiş, muhtar da evine kurmuş. Devlet memurları da gelmiş oraya, iki tane gayet güzel bir şekilde görevini yapıyor. Dedim ki bu olur mu? Senin dedim Yüksek Seçim Kurulu'ndan burada oy kullandırımına ilişkin bir yazı var mı? Yok. Tutanağı tuttuk. İki tane gözlemci koyduk orada. Biz bekledik 1,5 saat. Sağlıklı bir şekilde orayı bir seçim odasına çevirdik. Ama bakın Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bu seçim kalitesini, bu demokrasi kalitesini hak etmiyor. Birçok yere gidiyoruz, kimliksiz oy kullandırmaya kalkıyor. Kullandıramazsın kardeşim dedim. Herkes uyardık bakın. Kim kimin yerine imza atar, bu bir resmi evrakla sahteciliktir. Gün gelir bunun hesabını verirsiniz dedik. Ve yaklaşık 30 köyde sonuç aldık. Yani sandığı toparladık. Ama ya toparlayamasaydık? Bu ülkede insanların, milyonların iradesi böyle kolay fesat uğratılır mı? Bir vali düşünün, Şanlıurfa valisini düşünün. Diyor ki, ya diyor bizim burada diyor o kadar koruncumuz var diyor, memurumuz var diyor. CHP nasıl bu kadar oy alabilir? Oraya görevli yolluyor. Bakın Şanlıurfa valisi, kaymakamlar, özellikle devlet görevlileri AKP'nin il başkanı, ilçe başkanından daha fanatik davranıyor. Yani bu artık ülkenin geldiği son nokta. Ben az önce Barış'ı dinledim, sizleri dinledim. Şu anda yaklaşık 80-84 dakika var. 84 dakikada Türkiye'nin kaderini değiştirebilir herkes. Ben mercimek tarlasında çalışan insanları gezdim tek tek, arabayı durdurdum. Onlar mercimek tarlasında çocuğunu eşine bırakmış, oy kullanmış, gelmiş çocuğunu almış, eşi gitmiş oy kullanmış. Bunu niye söylüyorum? Urfa'da mercimek tarlasındaki işçi oy kullanıyorsa Kadıköy'de, Mersin'de, Adana'daki insanlar da bir zahmet oyunu kullansın. Çünkü Türkiye'nin geleceği kararıyor. Şimdi size bir şey söylemek isterim. Urfa'da muhtarın evinde seçim yapabiliyoruz en azından. Ve biz orada durabiliyoruz. Yarın 5 yıl sonra muhtarın evini de bulamayabiliriz. Lütfen Türkiye uyansın. Herkes ayakkabıları giysin ve sandığa gitsin. Rica ediyorum bakın. Bir de gelin Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Hakkari'den Türkiye'ye bakın. Ve Türkiye her noktası buraya doğru gidiyor. Ali Mahir Bey, sabah saatlerinde Sayın Özgür Özel duyurmuştu önce Ali Şeker'in başına gelenleri. Yani bunu yapamazsınız, toplu oy kullanamazsınız diyerek aslında bir usulsüzlüğü engellemeye çalışmıştı ama darp edilmişti. Aslında linç etmeye çalıştılar. Yani 30 kişi 3 kişiye saldırıyorsa bunun karşılığı odur. Başka sandıklardan da bölgede benzer haberler, bilgiler var mı elinizde? Evet, bir avukat arkadaşımıza, yine bir partilimize böyle bir saldırı oldu. Olay yerine gittik. En sert tepkiyi verdik. Kaba kuvvet kullanılıyor. Adam bir dese kimlikle geliyor. Oy kullanacağım diyor. Kullanamazsın ne demek diyor. Yapamazsın diyorsun, direnmeye kalkıyor. Artık ben de onun üzerine yürüyorum. Çünkü sen 50 kişi adına oy kullanamazsın kardeşim diyorum. Çık buradan. Çık. Yani iş o noktaya geliyor ama direniyoruz, direnmek zorundayız. Bir oy, bir oy çünkü efendim. Yani Mersin'de, Adana'da tarım işçilerinin kimliklerini almışlar, oy kullanmaya kalkıyorlar. İzin vermedik, vermeyiz böyle bir şeye. Yani buna direnç gösterdik. Bakın Ali Şeker arkadaşımızı darp ettiler. Bizi de edebilirlerdi. Yani biz burada hepimiz bu direnci gösterdik.
göstermeye devam edeceğiz. Ama biz burada bu direnci gösterirken bir kez daha sesleniyorum Batı'ya, Ege'ye. Lütfen oyunuzu kullanın. Marmara'ya, Akdeniz'e. Bakın hala sandıklarda geçen seçime göre eksiklik var. Yani bir sandıkta Maltepe'de 360 oy kullanılmış. Şu saat itibariyle 310'larda. Orada 100 kişi daha oy kullanırsa oyda da bir artış olacak. Evlerinden çıksın insanlar oy kullansın. Burada Ali Şeker dayak yiyorsa, darp ediliyorsa, ben hakarete uğruyorsam, ben muhtarın evine bakın Diyarbakır sınırına gittim ben. 80 kilometre Siverek'ten gittim ve o muhtarın evinde bekledim. Lütfen herkes bir oy için, bir oy çok şey değiştirir. Bir oy ülkenin kaderini değiştirir. O yüzden çok telefon geliyor. Sandıktaki arkadaşlarımızdan çok telefon geliyor. Katılım az diyorlar. Ben buradan ülkeme yalvarıyorum. Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için, demokrasi için, hukuk için, sandık başındaki insanların diğer seçimde darp edilmemesi için, toplu oylar kullanılmaması için, daha güzel bir Türkiye için herkes sandığa gitsin. Ali Mahir Başarı, çok teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız, oradan bilgi aktardığınız için. Sağ olun efendim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar bir kez daha lütfen tweetini paylaşın. Son bu kadar, tam 15.40, 1 saat 20 dakika var. Tercihiniz ne olursa olsun. Hala oy kullanmamış kardeşim. Sandığa git, üşenme, oyunu kullan dedi Kılıçdaroğlu. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın. Bunu da çok tuhaf buluyorum bu arada. Yani benzer çağrıları hepimiz yapıyoruz ama yani yarının için, çocuğunun geleceği için, her şey için ama yani... AKP'lisi, MHP'lisi, o su bu su farklı yaşamıyor. Yani her birimiz bu ülkenin can yakıcı sorunlarını birlikte yaşıyoruz. Nasıl gidilmez sandığa? Yani biz yalvar yakar gelin sandığa, oyunuzu kullanın. Nasıl? O zaman geleceğin hakkında şikayet etmeye hakkında olmuyor. Şimdi hakkında onun olmadı. Hakkı olmuyor ama benim hakkım elimden öyle. Bakın hani Ali Mahir Başarı Siverek'ten bağlandı. Bizim yayınımızda kayda geçtiğinde de anlatmıştık. Ya Siverek'te bir sandıkta bakın onlar korumasa ne oluyor? 60 tane hem AKP hem MHP'ye bir sürü mühür basılmış pusula bulundu. 60 tane. Bakın toplu olarak biri gelmiş. Yanlış anlamış olayı. Yani Erdoğan'a hem MHP'ye verecekti muhtemelen. AKP MHP'ye bastı ve 60 tane. Bakın oradan geçmiş. Sandık kurulu başkanı da bunu sandığa yazmış. Yani 60 tane AKP oy olarak yazmış. Ve sonra bu tespit edildi. Bakın YSK'ya gitti yani. Böyle gitti. Islık imza tutanak da böyleydi. Ve bir tane vekil değişti. Bu tespit edildi. 60 oy bakın. O engellendi ve bir vekil değişti. Siverek'te, Şanlıurfa'da yani. Ya onun için oylar bu kadar değerli. Bu ülkenin kaderini bu kadar belirleyici. Oraları korumak da bu kadar değerli. Ve o yani bu seçimin en belirleyici unsuru kesinlikle katılım olacak. Yani birinci madde katılım. Şimdi bir ses isteyeceğim. Sonra yeni bir başlık atacağım. Sayın Kılıçdaroğlu bugün oyunu kullanırken dedi ki otoriter bir yönetimden kurtulmak için sandığa gidin. Bu ülkeye gerçekten özgürlüğün gelmesini istiyorsanız, baskıdan kurtulmak istiyorsanız sandığa gidin. Dinleyelim. Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlar